Selam arkadaşlar. Grubumuzun moderatörü ve çıkmacısı Ertan Şeker abinin arabası Ankara'dan İstanbul'a geldi. Ve atölyemize geldi. Araçta zincir değişimini daha önceden planlamıştık. Araç geldi. Aracı söktük. Şans eseri. Zincir tamamen bitmişti. Neredeyse piston yere düşecekti. Düşecek kıvama gelmişti. Sonra da kurtarmışız. Aracın zincirini değiştik, külbütür kapağını söktük. İticilerini falan elden geçirdik. Lakin sökerken ben bir teknik hata yaptım. Normalde biz şu hortumları, külbütür kapağını sökerken termostatın hortumlarını sökmüyorduk arkadaşlar. Üst kapak sökülürken alınıyordu. Araçla uğraşırken atölye bayağı bir yoğundu. Dalgınlıkla ben bunları da söktüm. Şuradaki küçük kalorifer şöyle ışığı açarsan. Evet, şurada altta gözüken küçük hortumu çıkarmak için falçatayla kestim. Kelepçelerini gevşettim. Daha sonra araçtan uğraşırken fark ettim. En son toplarız diye düşündüm. Aracı bitirdikten sonra araca ilk marşı yaptık. Tabii ilk marşı yapmadan önce ben her zaman bu durumlarda aracı bir boşta çeviriyorum. Tüm parçaların yağlanmış olması ilk marş öncesi önemli. İlk marşta yağsız çalışmasın diye. Bunun için de en basit yöntem yakıt regülatörünün soketini çekmek. O soketi çektiğiniz zaman aracınız çalışmayacaktır ve siz marşın gücüyle ağır devirde motorun iç parçalarının yağlanmasını sağlayacaksınız. Sağlamış oluyoruz. Lakin bu da böyle olmadı. Ertan abinin arabası çalıştı. Tabii öyle olunca bir şaşkınlık yaşadık. Dedik ya nasıl olur yani soket çekilip ama araba çalışıyor. Biraz düzensiz çalışıyor ama çalışıyor. Sonra arıza tespit cihazına bağladık. 280 bar olması gereken yakıt basıncı 1000 barın üzerindeydi. Yaklaşık 5 katı. Öyle olunca biz bu regülatörün kapalı kaldığını ve bozulduğunu anladık. Arkasından hemen regülatörü değiştik. Elimizde fazla var. Değişince araba stabil çalışmaya başladı. Aracı topladık. Ertan abi teste çıktı. Döndü geldi. Arabada hiçbir sıkıntı yok dedi. Biz de iyi dedik. Tabii enjektörleri de sökmüştük. Yani birçok yer söküldü. Son bir kontrol yapalım dedik. Neticede araç Ankara'ya gidecek. Hava filtre kabını vesaire söktük. Ve gördük ki oradan su kaçırıyordu. Sonra tabii ayıktım. Uyandım. Kelepçeler boştaydı. O hortum falçatayla kesilmiş ama ağız ağız olduğu için kısa bir test süresinde suyu boşaltmamış. Sadece damla damla akıtmış. Neyse onu sökelim dedik. O da biraz uğraştırdı bizi. Akşam vakti gece saat 12, 1. Lakin en son yaptık. Suyu koyduk. Artık tekrar göndereceğiz. Bu defa aşağı yine şakır şakır suyu akıtmaya başladı. Bu nereden akıtır akıtır derken araştırdık araştırdık. Bu defa da bizim araçta iki tane önemli can alan kalorifer borumuz var arkadaşlar. Biri şu. Yağ soğutucusundan çıkıyor. Kalorifere gidiyor. Kaloriferden dönüyor. Tekrar turbo ve yağ soğutucusunun arkasından o gözükmüyor arkadaşlar. Şu boru. Şu hortum daha doğrusu. Şuradan. Şu alttan. Arkaya gidiyor ve gözükmüyor. Ve tabi bu metal iki boru ısıya çok maruz kalıyor. Isıya maruz kaldığı için de çürümesi kolaylaşıyor. Ve onlar ne gözükmediği için de kimsenin umurunda olmuyor. Kimse de bilmiyor. Ve gördük ki turbonun arkasından o hortum çürümüş. Ve burada patladı. Tabii araç yattı. Dün akşam gittim gece parçacıdan iki tane hortumumuzu aldık. Ben normalde tüm yaptığım motorlarda, tüm böyle ağır bakım yaptığım araçlarda
Bu hortumlar benim için olmazsa olmaz. Bu hortumları mutlaka değiştiririm arkadaşlar. Sağlam dahi olsa bunları söker atarım. Bunları değiştiririm arkadaşlar. Özellikle şu boru. Çünkü bu boruyu değişebilmeniz için turboyu, yağ soğutucusunu vesaire sökmeniz gerekiyor. Bu nispeten ön tarafta kaldığı için ön taraftan bu rahat sökülür. Ama bunu da değişmek gerekir. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman galvaniz olduğu için sağlam gibi gözüküyor ama içten çürümüş oluyor. En ufak bir dokunduğunuzda laf diye pas ve yırtılma oluyor. Kısaca araç kendini atölyeye zor atmış arkadaşlar. Ertan abinin oğlu Yasin birkaç gün önce babasına uyarıda bulunmuş. Baba bu araba çok farklı çalışmaya başladı. Bunda bir anormallik var. Ertan abi de oğlum havalar soğudu artık, soğuktandır diyerekten pek önemsememiş. Lakin Yasin haklıymış. Aracın zinciri bitmiş. Yani bitmekten öte artık piston gidip zincir komple boşa çıkacakmış. Ondan sonra yakıt regülatörü o anlık bir şey. Yani elektronik parça. Neticede buraya sağlam geldi. Ama ilk maçta o da takılı kaldı. Üzerine birkaç tık tık vurduk açar mı diye ama açmadı. O da sorun değil, elimizde vardı. Lakin o benim çok dikkatimi çekti. Dünden beri onu düşünüyorum. Ben yanlışlıkla onu kestim, yaptım. Takdir ilahi, belki de biz bu aracı buradan böyle gönderecektik. Eğer oradaki o kaçak olmasaydı. Ve %100 bu araç Bolu Dağı'nı çıkarken motor yiyecekti arkadaşlar. O hortum patlayacaktı. O rampada da zaten fark edene kadar, yapılana kadar iş işten geçerdi. Şimdi zaten birazdan sökeceğim. O hortumu da gösteririm. Yani buradan gözüküyor. Kameradan pek gözükmüyor ama bayağı çürümüş. Hani derler bir hayır gördüğünüz yerde şer, şer gördüğünüz yerde hayır vardır. Bizim orada yaptığımız bir yanlışlık istemeyerek de olsa veya dalgınlıkla da olsa o boruyu kesmemiş, o işte termostatın hortumunu sökme ihtiyacı varmış gibi düşünmemiş. Aslında yoktu. Kükür bütür kapağı üst kapağın üzerinde, termostatla üst kapağa bağlı olduğu için sökmeye gerek yoktu ama o an bir daldık. Sanki üst kapak sökülecekmiş gibi düşündük ve onu kestik. O kesmemiz de bizim diğer hortumun patlamasına sebebiyet verdi. Hani en azından gördük. Böylelikle büyük bir sıkıntıdan da kurtarmış olduk. Şimdi aracı toplayacağım. Ve bugün Ertan abi aracı teslim edeceğim. Kısmet olursa Allah'ın izniyle bugün Ankara'ya doğru yola çıkarlar. Ben şimdi sökmeye başlayacağım. Söktükten sonra da metal boruyu gösteririm ne halde olduğunu. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ertan abiyi uğurladık. Borusunu da söktük. Boru görüldüğünüz üzere şuradan, şuradan, şuradan. Şuradan geçti, buraya hortum geliyor ama bu ağızdan da gitmiş. Görüldüğü üzere bunun değişmesi çok zor. Çok uğraştırıcı. Turbonun arkasından, yağ soğutucusunun arkasından geçtiği için bayağı bir uğraştırdı bizi. Yani zincir takmak kadar uğraştırdı bizi. Değiştik. Aracı çalıştırdık. Teste gönderdik. Araç teste gitti geldi. Su kaçağı, yağ kaçağı vesaire yoktu. En son kontrolleri yaptık. Tekrar aracı teste gönderdik. Neticede araç Ankara'ya gidecekti. Hani başka bir şey olacaksa da burada olsun dedik. Ve Ertan abi gitti geldi. Sonra burada sohbet ettik. Ertan abiyi tam uğurlayacağız. Arabayı çalıştırdık. Ve araba yağ basıncı düşük uyarısı verdi. Öyle olunca tabi bizim bu araçlarda, multijetlerde iki çeşit filtre var. Bir tanesi tırnaklı dediğimiz filtre, bir tanesi çüklü dediğimiz filtre. Borulu tip çüklü dediğimiz filtrede kolay kolay sorun olmuyor. Lakin bu tırnaklı dediğimiz filtrede arkadaşlar sıkıntı oluyor. Bu filtreyi ben dün değiştim. Dün akşam taktım. İşte üstünde opar mopar yazıyor. Lakin tabi sorunun filtreden olduğunu adım gibi emindim ve söktüğümüzde içini görebiliyor musunuz? Evet. Görüldüğü üzere bunun içinde
Bir stoper var arkadaşlar. Plastik stoper. Siz filtreyi oturtturduğunuzda, şu şekilde oturtturduğunuzda yaylı bir mekanizmanız var. Bu stoper buna dayanır, yayı iter ve alttan sistemi açar. Lakin bu stoper kırıldığı zaman yay yukarı doğru kalkar ve alttan sistemi kapatır. Kapattığı zaman da araç yağ basıncı düşük uyarısı verir. Birçoğunuz belki duydunuz, biliyorsunuz. Birçok kişi de yorum yapıyor, filtreyi değiştirin diyor ama filtreyi değiştikten sonra düzeldiğini söylüyor. Efendime söyleyeyim, yan sanayi filtre taktığım için onu yaptı diyor falan. Ama bunların hepsi nasıl söyleyeyim, doğrudur. Lakin işin aslı o değildir. İşin aslı buradaki görmüş olduğunuz stoperin kırılmış olmasıdır. Evet, burada da görüldüğü üzere bu kırıldı. Bu sıfır olmasına rağmen çok basit bir şey yapmışlar. İşte çakma filtre bu kadar olur. Gördüğünüz üzere. Diyeceğim o. Ertan abinin filtresini değiştik. Orijinal filtreler pahalı. Onlarda da olmayacak diye bir kaide yok. Onda da olur. Eğer o stoper kırılırsa bu uyarıyı alırsınız. Ertan abinin filtresini değiştik. Kendisine bir tane de yedek filtre verdik. Ve buradan da tavsiyem arkadaşlar, bu tip yağ filtresi olan arkadaşlar mutlaka araçlarında bir tane filtre yedek bulundursunlar. Ayrıca bu filtreyi değişmek için 27 lokma bir uzun kol, artık kafasına cır cır koyarsınız, bir şey kaynatırsınız. Filtreyi değişmek için bir parçanız olsun. Allah muhafaza dağın başında, orada burada şu görmüş olduğunuz içerideki küçücük plastik eğer kırılırsa aracınızı yağlamayı kesecektir. O şekilde gidemezsiniz. Gittiğiniz zaman işte araba yağsız çalıştığı için neler olacağını az çok tahmin ediyorsunuz. Tahmin edersiniz. Sıkıntı. En azından yedek filtreniz olursa yedek filtrenizi değişirsiniz. Sorunsuz yolunuza devam edersiniz. Bunu da öğrenin. Şu filtreyi en azından değişmeyi bilin. Özellikle şu tırnaklı olan filtreyi aracında kullanan arkadaşlar buna dikkat etsinler. Ya da yağ soğutucusu alırken genelde yağ soğutucuları takım halinde bütündür. Yağ filtresi de içindedir. Yağ filtre kapağını sökün, filtreye bakın. Borulu tip olan varsa borulu tip alın. Bundan uzak durun. Şu an benim araçta da bundan var ama yani ben bir şekilde hallederim. Yedeğimi ben de bulunduracağım. Ve birçok araçta da bu tırnaklı filtre var arkadaşlar. Çoğunluk tırnaklı filtre. Ona dikkat edin. Dediğim gibi yağ soğutucusunu değişecek arkadaşlar da tırnaklı filtre olan değil de borulu tip olandan alsınlar. Zaten fiyat olarak da tırnaklı tiple borulu tipin arasında ufak bir fiyat farkı da var. Borulu tip biraz daha pahalı. Evet arkadaşlar, bunun yapısı çip o-ringden sızdırmazlığı sağlıyor. Bastığınız zaman alttaki mekanizmayı itiyor. Bunda kırılma mırılma şansı yok. Kaçırma şansı yok. Lakin bu dediğimiz gibi bunda böyle basit bir şey yapmışlar. Muhtemelen belki de ilk yapılan filtreydi. Sonradan hatayı gördüler, buna döndüler. Onu da bilemiyorum. Ama en sağlıklısı bu. Yani aracınızda bu filtreden bu filtreye geçmeniz için yağ soğutucunuzu değişmeniz lazım. O yağ soğutucunun mekanizmasıyla alakalı. Yağ soğutucusu değişecek arkadaşlar, dediğim gibi şu tip filtresi olan, borulu tip dediğimiz filtresi olan yağ soğutucusundan alsınlar, ondan uzak dursunlar. Bundan da olan arkadaşlar da her daim yanlarında arabada bir tane yedek filtre bulundursunlar. Ve filtreyi sökecek aparatta bulunsunlar. 27 anahtar dediğim gibi 27 anahtarla söküyorsunuz. Filtrenizi değişiyorsunuz. Sorunsuz yolunuza devam ediyorsunuz. Evet Ertan abi, aracını burada 4-5 defa 6 defa teste çıkardım gönderdim getirdim. Hararetini yükselttirdim, düşürttürdüm. Ve sorunsuz bir şekilde yolladım. Muhtemelen şu an Ankara'ya doğru yola çıkmıştır. Kendisine hayırlı yolculuklar diliyorum. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla.